yaklaşık 30 yıldır avukatlık yapıyorum ve yine yaklaşık 30 yıldır insan hakları mücadelesi içindeyim. Şu anda İnsan Hakları Derneği eş genel başkanıyım. Aynı zamanda devlet güçleri tarafından cinsel işkenceye uğrayan kadınlara avukatlık yapan bir hukuk kuruluşundanım. Ben esas olarak insan hakları alanında çalışan avukatlardan biriyim. Meslek hayatımın en başından itibaren siyasi davalara girerek başladım. Siyasi nedenlerle yargılanan insanların avukatlığını yaptım. Daha çok Kürt siyasi hareketi içindeki insanların avukatlığını yaptım. Yine işkence nedeniyle açılmış davalara, gözaltında kaybedilen insanlarla ilgili davalara ve kadına yönelik şiddet alanında açılmış davalara girdim. Mücadelenin en başından itibaren çok fazla baskılar yaşadım. Yani tutuklandım, cezaevine girdim, 2 kere silahlı saldırı yaşadım. Defalarca davalar açıldı hakkımda ve hala bu devam ediyor. Tehditler aldım. Ama bu bir yaşam biçimi. Yani eğer bu mücadele yolunu seçiyorsanız bunu kabul edeceksiniz. Ben de bunu kabul ettim. Tabii ki zaman zaman korkularım oldu, tedirginliklerim oldu. Ama ben bu mücadele içinde şunu öğrendim. Eğer bildiğiniz yolda gidiyorsanız, biat etmiyorsanız bu sizi koruyan bir şey. Şu anda 122 dava var hakkımda. Bunlar genel olarak işte Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak, devletin askeri güvenlik güçlerine hakaret gibi iddialarla açılmış davalar. Devam edenler var. Şu anda ceza aldıklarım ve Yargıtay'da olan davalar var. Şu anda hakkımda toplam 17 yıl 2 ay hapis cezası var. Bunlar Yargıtay'da. Her an kesinleşebilir. 450 bin civarında para cezası var. Bunun 250 bin civarında olanı kesinleşti. Bana toplam 143 dava açıldı. Bunların içinde birleşen davalar oldu. İnsan hakları ihlalleri maalesef ki hiç bitmiyor. Bu nedenle de bizim çalıştığımız alanda da bir değişiklik olmuyor. Bu 2 kimlik dışındaki tüm kimlikleri ya yok sayan ya da yok etmeye çalışan bir gelenekten, bir devlet geleneğinden söz ediyoruz. Bu hiç değişmedi. Eskiyle kıyaslayacak olursam, eskiden de çok büyük hak ihlalleri işlendi. İnsanlar kontrgerilla cinayetlerinde katledildiler, gözaltında kaybedildiler, düşünceleri nedeniyle yargılandılar. Ama bugünkü kadar ifade özgürlüğü önündeki engeller bugünkü kadar çok değildi. Yani bu kadar fütursuzca kolay tutuklama kararları verilmiyordu. Şu anda bence ifade özgürlüğü önündeki engel. Büyük bir korku toplumu yaratıldı. Özellikle 2015'ten itibaren bu çok yoğunlaştı. Tamamen güvenlikçi, demokrasiyi tamamen ortadan kaldıran, insan hak ve ihlallerini özgürce ihlal eden, bir şiddet dilini kullanan bir devlet yapısından söz ediyoruz. Geçmişle farkı bu diyebilirim Erdoğan döneminin. Dönemi bizim kirli savaş diye adlandırdığımız bir dönemdi. Yani devlet bütün gizli yöntemleri, korkunç yöntemleri kullanarak Kürt hareketine karşı ve doğal olarak bölgede yaşayan insanlara karşı bir yönelim içindeydi. Ve bu nedenle de Kürdistan kavramı çok korkutucu bir kavramdı. bunun kullanılmasını istemiyorlar artık. Kaldı ki o tarihlerde terörle mücadele yasasında 8. madde diye bir madde vardı, sonra kaldırıldı. Bu bölücülük suçunu düzenliyordu ve Kürdistan kelimesi de bölücülüğün simgesiydi. Ben 90'larda ne yaşadıysam hep bu Kürdistan sözcüğünden yaşadım. Yani cezaevinde yatma nedenim de bir yazıda Kürdistan kavramını kullanmamdı. Meslekten bir yıl yasaklanmamın sebebi de yine bu kavramı kullanmamdı. Ama sonra terörle mücadele, çünkü bir mücadele verildi. İnsanlar cezaevine girdiler. Sadece ben değil, benim dışımda başka insanlar da girdi. Ve devlet Avrupa Birliği sürecine önemsiyordu o sürelerde ve bu nedenle de sonuçta bu yasayı kaldırmak zorunda kaldılar ve biz öyle cezaevinden çıktık. Biraz da insan hakları mücadelesini ölülerimize karşı borcumuz olarak tanımlıyorum. O nedenle de bu bitmez, yani bitmeyecek ve devam ediyor hala. Bu ihlaller devam ediyor. Belki 90'ların yöntemlerini kullanamıyorlar artık. Çünkü artık sosyal medya diye bir şey var ve insan hakları da küreselleşiyor. Yani insanlar bir kere, biraz önce de söylediğim gibi, çok kolay tutuklanıyorlar. Sadece devleti yönetenler gibi düşünmedikleri için çok fazla insan tutuklu şu anda. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadıkları halde. İşte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Ahmet Altan, daha sayacağım birçok isim. Sadece farklı düşündükleri için şu anda tutuklular. Ben de her an cezaevine girmeye aday bir kişiyim şu anda yine. Yani çok kolay öldüremiyorlar ama çok kolay tutukluyorlar artık. Bu nedenle de bizim bu alandaki mücadelemiz devam ediyor doğal olarak. Ben 95'te cezaevine girdiğimde, dediğim gibi, avukatlığını yaptım, kadınlarla kaldım cezaevinde ve bir gün havalandırmada böyle volta atarken o avukatlığını yaptığım kadınlardan biri yanıma geldi ve bana "Biliyorsun değil mi her şeyi?" diye bir soru sordu. "Neyi?" dedim. "Gözaltında yaşadıklarımı," dedi bana. "Tabii ki biliyorum gördüğün işkenceyi," dedim. "Tecavüzü de biliyor musun?" dedi ve fenalaştı. Bayıldı. Bayağı bir uzun süre uğraştıktan sonra o kendine geldi. Biz yavaş yavaş konuşmaya başladık ve konuştukça birçok kadın kendi yaşadığını anlatmaya başladı. Bir kere istisnasız her kadın cinsel tacize uğramıştı. Çünkü çırılçıplak sorgulanıyorlardı. Tecavüze uğrayan kadınlar vardı. Tabii ki yine hepsi konuşmadı ama bu bana çok çarpıcı geldi. Yani bu suçun cezasız kalması, bizim bugüne kadar takip ettiğimiz davalardan sadece 2 korucu, o da çok küçük bir ceza aldılar. Bunun dışında ceza alan tek bir devlet görevlisi yok. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tabii ki çok sayıda kazandığımız dava var. Ama iç hukukta maalesef hala korunmaya devam ediyorlar. İşkence bir devlet politikası ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti değil. Sorun burada. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok uluslararası sözleşmeye imza atmış. Bu sözleşmeleri uygulasa aslında, ki kendi anayasasıyla uluslararası sözleşmeleri iç hukukun üzerinde kabul etmiş. Ama buna rağmen yazılı olanla uygulama birbirinden çok farklı. Bakın, kadın hakları alanında hem kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini imzaladı Türkiye. Hem de en önemlisi 2011 yılında Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladı. Sadece İstanbul Sözleşmesi'ni uygulasa kadına yönelik şiddet alanında çok büyük adımlar atılacak. Ancak yargıçların birçoğunun haberi bile yok bu sözleşmeden. Mesela şu anda Türkiye'nin İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu bütün televizyonlarda açık şunu söyleyebiliyor. Diyor ki, "Yakalarsanız lime lime edin talimatını verdim." Şimdi bu ne demektir? Yakalarsanız işkence edin talimatını verdim demektir. Bunu bir İçişleri Bakanı ve birçok uluslararası sözleşmeye imza atmış bir devletin İçişleri Bakanı rahatlıkla söyleyebiliyor. Şimdi siz devlet dilini bu kadar sertleştirirseniz, bu kadar şiddeti bu kadar kolay kullanırsanız kadına yönelik şiddet doğal olarak artar. Çünkü her yere yansıyor. Bana toplam 143 dava açıldı. Bunların içinde birleşen davalar oldu. Şimdi ben uluslararası dayanışmaya çok önem veriyorum ve bu tribünalin de bu yargılama tarzının bize destek olacağını düşünüyorum. Çünkü biz bu mahkemeye bu coğrafyada yaşadıklarımızı anlatıyoruz ve bizim sadece talebimiz şu: Türkiye altına imza attığı uluslararası sözleşmelere uygun davransın.